Geçen akşam bir tartışma programı vardı başka bir bir haber kanalında. Hocam gündelik konular konuşulurken söz döndü dolaştı. Ben ilk defa duyuyorum. Yani sizden sonra bizim yaptığımız programlardan sonra ilk defa Türkiye'nin hem ekonomik olarak hem sağlığı bir tarafa bırakıyoruz ama ekonomik olarak da kurtuluşunun yerli ve milli tohumda olduğunu sizden sizden sonra ilk defa başka bir e, beni affetsin şimdi ismini e, nota al, alamamadım duydum ve acayip ya yani gerçekten çok heyecanlandım Çünkü biz burada her hafta neredeyse e, bu konuda sizin ön e, nasıl diyeyim yani bir yol açtınız oradan gidiliyor ama başka insanlardan başka araştırmacılardan bunu duymak hakikaten çok sevindirici gerçekten Türkiye'nin ekonomik olarak da sağlık bir kenara geleceği işte şurada Hocam sizin de ayağa kalkıyorum, ee, göstermenizi, anlatmanızı rica edeceğim. Bunlar şu anda elimde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda ee, yerli ve, şöyle biraz kaldırayım, yerli ve milli tohumlarımız. Hocam evet. okuyayım, mercimek, ceren, domates, ayaş, buğday, ikizce, nohut, çağatay fasulye dermason dermasonu herkes hı hı. zaten bir bir göz hocam gösterebilir miyim? Bu evet. tohumu değil mi? Evet. Aslında kendisi. Evet. Fut fasulyeyi gösteriyorum boyunu. Dermason fasulyesi. Hocam şimdi bu, biz bunu nereden ben görmeyeli yıllar oldu. Şimdiki fasulyeler evet. nasıl? Var var topladık. Ya kaybolmaya yüz tutmuş Hüseyin. Onu demiyorum satılan fasulyeler bunun ha. kaç katı hocam? Şimdi bu pisse yemek olmuyor mu? Enfes. Enfes. Patlıcan topan, bamya, bornova, kavun, bilal, arpa, tersten okuyamıyorum bazı bazından hocam. Arpa Burak Bey ve biber de kandil. İşte bu tohumların da isimleri böyle. Sizden buyurun hocam, sizden rica evet. edeyim. Yani şimdi bu biberin, patlıcanın, arpanın, buğdayın, evendim domatesin yüzlerce çeşidi var. Hüseyin ben bile bu kadar çeşit olduğunu bilmiyordum ya. Bu kadar olabilir Ama halk hakikaten köylü can hıraş bu işe gönül verdi. Yani şeyde e, tohum gelen Anadolu'dan tohumları ayıklattırıyoruz. Düşün kadın orada çalışan bir temizlik işçisi Hüseyin. Fasulyeleri kabuklarından çıkartıyoruz. Kadın diyor ki ben eve gitmeyeceğim hocam diyor. Kızım dedim mesain bir Yok diyor ben buraya yardım edeceğim. E, fasulyeleri ayıklıyor. Şunları da hocam çıkışa bir e, evet. Ekranda şu anda olduğu için söyleyeyim. Yamula patlıcanı, kara hıdır domatesi ve cırgalan biberi. Cırgalan biberi. Ya yani neler var. Bunla, bu da yine e, Kayseri Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. E, i̇l Müdürü Özkan Kayıacan. Tohumlarımız geleceğimizin teminatıdır yerel ürünlerin ve tohumların korunarak gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü olacağınıza inanıyoruz diyerek size göndermiş. Yani evet. Teşekkür Maşallah. ediyoruz. Şimdi ben de size soruyorum hocam. Şu kara hıdır, kara hıdır domatesinin e, tohumu kendi gösteriyorum kameraman. Ben bilmiyordum. Sonradan bunlar hep çıktı ortaya Hüseyin. Hocam şundan ne kadar domates çıkar? Oo, bir bostan çıkar Bir ya. bostan şu kadardan. Evet. Evet. Ve şu anda bildiğim kadarıyla şu en aşağı 20-30 aileyi besler. Çuvallar dolusu. Evet. Bu çok tohumlar. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Yani bugün şöyle dursun arada. E, Hüseyin küçük çaydı zannedersem. Ziraat mühendisi nasıl adamcağız Hüseyin Bey, Urfalı kendisi. Can Hıraş çalışıyor. Nasıl insanlar işte bu bütün olay Sonra bu iş Hüseyin gönül işidir. Evet. Onu söyleyeyim Çok ya. Çok güzel. Hocam ben Urfa'ya gittiğimde e değerli em Sayın Emine Hanım da gelmişti. Orada tohum buluşması vardı. İnşallah Konya'yı da bekliyoruz artık. Ne zaman olacak bilmiyorum ama. Konya Konya değil. Başka, olur. Ile Başka ile gidilecek inşallah. Tamam evet. benim aklımda öyle kalmış. O kadar gerçekten öyle çalışıyorlar. Şimdi sıralamaya geçeceğiz en faydalı meyveler sıralamasını ama şu bir yani değerli seyircilerimizin gelen e, sorularına cevap olsun. Yani biz bu tohumlarla ne zaman buluşacağız? Biz bu sağlıklı e, gıdalara bu ne zaman buluşacağız? Bu yıl ektik işte yani i̇şte geliyor. yüzlerce kilo tohum alındı. Yani Türkiye'yi besleriz Allah'ın izniyle. Bir Dünyayı da besleriz. Ya Hüseyin bunlar bunlar var ya bunlar genetik kaynak ya bunu kaybedersen hibrite mahkum kalacaksın. Elin oğlu sana ne verirse onu ekeceksin. Sana bunu ekeceksin diyor. Bak dünya artık Afrika'ya filan açılmaya başladı. Tarımda yer arıyorlar Hüseyin. Evet. Binlerce dönüm arazi kiralıyorlar. Hocam şimdi Çünkü neden? Çünkü bunlar Amerikalılar o GDO'lu tohumları ektiler ya bozdular topraklarını. Diyorum ya solucan bile Parkinson. Tremoru var, titriyor. E bunu düzeltemezsiniz siz artık. Onun için gözleri dünyada Afrika'da, şurada, burada nerede bir tarım arazisi varsa açayı oynar mı? Gıda yoksa hayat yok. Baş... Tohum yoksa gıda, gıda yok, yok Hüseyin. İşte çok güzel özetlemiş e, Özkan Kayacan il müdürü. Tohumlarımız geleceğimizin teminatıdır. Kadar. Hocam değerli seyircilerimiz bu konuyu şöyle toparlayalım ve en faydalı demeler sırasına girelim. sağlığınız olarak da. Yani Kesin, Türkiye'deki kesinlikle. sağlık harcamalarının bugün yüzde altmış, yetmiş artış nedeni bu doğal olmayan tohumların kullanılmasıdır. Orada da kazanç var şimdi. Hem Tabii. sağlık harcamaları düşecek hem tohuma giden para e, o milli ekonomimize katkıda bulunacak. Birçok açıdan ve daha önemlisi de sağlıklı nesiller yetişecek. İşte değerli seyircilerimiz evet. geliyor. Yani tar Tarım Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bunlar çok küçük bir gördükleriniz çok küçük örnekleri. Çok ciddi miktarda bu tohumlar üretiliyor ve çok kısa bir süre içerisinde inşallah e, ülkemizde sağlıklı gıdalara kavuşmuş olacağız diye çok soru geliyor. Yani bu tamam. tohumlar madem bu kadar toplandı biz bunlara nasıl ulaşacağız? Şimdi mesela Mart-Nisan ayında e, müracaat edebilirler. Belki Türkiye'nin geneline hitap edemeyiz ama isteyen vatandaşlara. Çünkü biz de bir kere daha ektik miydi Hüseyin bölgelere ayırıyoruz pilot bölgeleri ayırıyoruz. 7-8 tane köy mesela. Kastamonu bölgesinde. Siyez buğdayı ekiyor. Kars bölgesine diyoruz ki burası burada ne yetişiyor? Kavlıca. Kavlıcayı orada yetiştiriyoruz. Anlıyor musun? Bir kere daha dönecek. Ha bu sırada siz kavluca buğdayını piyasadan satın alabilirsiniz. Siyezi piyasadan satın alabilirsiniz. Ekmeğini falan yapıyorlar. Topbaştır, zerundur. Bir sürü şeyler var artık. Çok şükür. Yani bunlar artık kaybolmaz Hüseyin. Mümkün değil. İnşallah.